Al girişi bulmuş. Böyle başlıyorum hala. Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Ateş. Drone'unuzu aldınız, güzel bir mekan seçtiniz. Her şey uçuş için elverişli ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İşte şimdi sizlerle beraber 7 trikte ilk uçuş için neler yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi size kolları sağa iterseniz drone sağa gider, şöyle yaparsanız yükselir, home point'a basarsanız geri gelir bilmem ne gibi şeyleri anlatmayacağım. O başka bir videonun konusu. Burada kırımsız bir uçuş için, güvenli bir uçuş için nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlayacağım. Son zamanlarda kırım yaşadığımız zaman telafisi çok mümkün olmuyor. Telafisi mümkün olmadığı şeyler sadece maddi olarak değil, bazen de iş kaçması oluyor. Örneğin mesela bunu perçinlemek için bir şey anlatayım. Geçen senelerde bir maden şirketinin drone çekimine gittik. Maden şirketinde bir patlama yapılacak ve drone'umuzu hazırlamak için gerekli yere gittik. Şimdi öyle bir araçla gidiyoruz ki drone'u böyle öncesinde hazırlayalım da gidelim yok. Çekim yapacağımız mekana gittik. Hemen 5 dakikadan geriye saymaya başladılar. Hemen drone'u hazırladım falan, uçacağım, edeceğim. Size birazdan bahsedeceğim ayarları çok yapamadım. Yanımızda da bir tane çalışanlardan birisi de drone getirmiş ve o böyle hazırda tutuyor gibi. Neyse, o adam da uçurmak için hazırladı drone'u. Biz de geldik, hazırladık. Drone'u hazırladım ama böyle drone'un istediğim ayarlarını yapamadım. Yani rüzgara bakamadık, gerekli bataryasına doğru düzgün bakamadık. Çünkü 5'ten geriye saymaya başladılar. Zaten kalibrasyon ayarını yapalım derken hazırlığımız için çok böyle fırsat olmadı. Neyse, drone'u aldık. Hazırlığımızı yapabildiğimiz kadar yaptık. Kaldırdık drone'u. 250 metre yüksekliğe, çünkü çok yüksek bir, büyük bir alanı çekmemiz gerektiği için ben bayağı yukarıya kadar çıktım. Neyse, drone'un kafayı aşağıya doğru bastım. Bekliyorum. Son 1 dediler. 250 metre yükseklikteyim. Neyse abi, tam drone'la aşağıdaki patlama işte 30 geri saymaya başladılar. Çat! Drone'un kafa atıyor mu sen? Drone'un kafa attı ve böyle düşüş hareketi gibi gimbal rüzgardan dolayı dayanmıyor. Böyle sallanmaya başladı. İndirsen 250 metre indirmen zaten 5 dakika. İndiremez. Ne yapacaksın? Yapacağım bir şey yok. Orada hemen önceden gelen tecrübelerle beraber drone'un yukarı aşağı trikleri var. Sol altından bastığınız zaman hemen 90 derece yukarı yapıyor, hemen 90 derece aşağı yapıyor. Birkaç kere onu yaptım. Tak yukarı gitti, tak aşağı gitti. Hala devam ediyor. Bir tur daha dedim. Tak yukarı gitti, tak aşağı gitti. Drone düzeldi. Ondan sonra patlama oldu. Çekimi güzel yaptık. Aşağı indirdim drone'u. Ama teller aşağı aktı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Daha öncesinde drone'u açtığımızda drone'un gimbal kalibrasyon diye bir ayarı var. Çok rüzgarlı alanlara gittiğinizde direkt drone'u açar uçarsanız drone da daha yükseklere çıktığı zaman gimbal hata verebiliyor. Yani motor kalibrasyonunu yapmadığınız için. Şimdi ben bunu yapmadığım için böyle bir bedel ödeyebilirdim. Ne olurdu? Orada ben drone'la uçamadım. Oradaki yandaki elemanın şeyini çekmek zorunda kalırdık. Ondan sonra ben işi aldığım adamlara mahcup olurdum. O adam ona mahcup olurdu. Şimdi koca patlama çekiyoruz. Şimdi adam onu bir daha patlatalım abi deme şansın var mı? Yok. Senin orada adamla ajansa bu durumu aniden yansıtma durumun olabilir mi? Olamaz. Yani böyle ince detaylar fazlaca olduğu için iş hayatında bu küçük trikleri lan idare ederiz, sıkıntı yok yani uçsak da olur diyebiliyoruz ama demememiz gerekiyor. O yüzden bu küçük triklere dikkat etmemiz gerekiyor. Neyse, çok uzattık lafı. Başlayalım. İlk olarak drone'umuzu kendi bakış açımıza paralel bir şekilde koyuyoruz. Yani drone'un kamerası sizin gözünüzde baktığınız yere doğru bakacak. Bunu yapmaktaki amacımız ne? Drone'la göz koordinasyonu, el koordinasyonunu bir araya getirmek. Yani nasıl bir araya getirmek? Drone'u sola çektiğinizde sola gitmesi, sağa çektiğinizde sağa gitmesi, ileri çektiğinizde ileri gitmesi. Yani bunu tam tersi yaparsanız ne olur? Drone'u kendinize doğru çevirdiniz, öyle kalkış yaptınız. Kaldırdınız diyelim, drone'u ileri doğru ittiniz, sizin yüzünüze doğru gelecek. Sağa doğru ittiniz, sola doğru gidecek. Bu ilk uçuş için çok önemli. Neden? Çünkü drone'u ilk defa kaldırıyorsunuz ve bunu prova yapmak için çok vaktiniz yok. İlk uçuşta kaldırdınız, ileri göndereyim dediniz, çat size doğru geldi. Veya sağa götüreyim dediniz, sola doğru gitti. Bu kırım için en tehlikeli şeylerden biri. Geçtik ikinciye. İkinci olarak drone'un kumandasını açıyoruz. Buradaki amacımız alıcı ile verici arasında yaşanacak sıkıntıları sıfıra indirmek ve iletişimi doğru sağlamak. Unutmayın ki drone'lar da diğer iletişim araçları gibi alıcı ve verici ile çalışıyor. Verici drone, alıcı ise kumanda oluyor. Kumandayı sonra açtığınızda drone veriyi gönderecek bir yer bulamadığı için, yani alıcısını bulamadığı için bir hata ulaşabilir. O yüzden ilk kumandayı açmakta fayda var. Sonra drone'u açabiliriz. Üçüncü olarak drone'umuzun pervanelerini açıyoruz. Ondan sonra uçuşa başlıyoruz. Pervanesini açıyoruz. Pervanelerini. Kayıtta mısın abi? Yediği soğuğu. Kurt drone rüzgarı keser de rüzgar drone'a
Çoğunuz kanatları açtıktan sonra direkt uçuşa başlıyorsunuz ama pervaneleri de açmamız gerek. Bunun sebebi ise pervaneleri açmadan uçtuğumuzda ilk drone çalıştırmasında pervaneler birbirine çarpıyor. Birbirine çarptığında hasar oluyor. Böylelikle pervanenin ömrü kısalıyor ve yukarıda da çatlaklardan dolayı kırılma ve düşme riski olabiliyor. Bunu önlemek ve pervanelerin ömrünü daha da arttırmak. Drone'umuzu açtık, her şey hazır. Hemen kalkışa mı geçelim? Hayır. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba kardeşim. Bu şey mi? DJI. Evet. DJI'nin bir drone aldı. Kaç paraydı bunlar? 40-50 bin civarı var. Çok iyi ya. Abi görüntüye bak ya. Bu şey maksimum kaç gidiyor bu arada? Valla 500 ama öyle yaparsam ben uçamam değil mi? Nasıl kardeşim? Bak şimdi bu arada anten şey olmuş. Kardeşim bak bataryam bitiyor şu anda. Geri de gelmem lazım. Beni şey yapmazsan evet. Ha olur mu? Bak drone gidiyor. Dördüncü olarak yüksek bir yerdeysek veya rüzgarlı bir yerdeysek şu an olduğumuz gibi gimbal kalibrasyonunu yapmak. Bunu neden yapıyoruz? Biraz önce anlattığım anadaki gibi yükseklere çıktığımızda gimbalin kalibrasyonu olmadığı zaman drone kafa atmaya başlıyor ve böyle düşüyormuş hissi veriyor size. Bu da yeni başlayanlar için çok riskli hareketler yapmasına sebep oluyor. Onun için gimbal ayarını yapmak önemli. Beşinci olarak home point ayarı. Bu ayarı ilk başlayanlar için yapıyoruz. Sonradan her seferinde yapmanıza gerek yok. İki tane seçenek var burada. Birinci seçenek başlangıç noktasına geri gelmesi. Burada yapmak tek amacımız drone'un kumandasıyla oldu bir bağlantı kesildi. Hangi ölçülerde bize doğru geleceğini belirlemek. Yani örneğin ilk senaryomuza bakalım. Drone'un kumandası sizden koptu. 1 kilometre ötede nasıl gelecek size doğru? Buradaki yükseklik ayarını yapmamız gerekiyor öncelikle. Yükseklik ayarını 100 metreye, yani minimum 100 metreye yapmaya çalışıyoruz. 100 metreye çektikten sonra size doğru engelleri atlayarak gelmesini sağlayacak bir ayar yapıyoruz. İkinci senaryo ise, bu ikinci senaryo her zaman değişebiliyor. Kumandaya doğru gel ayarı. Bunu nerelerde yapıyoruz? Örneğin bir arabayla çekim yapıyoruz ve drone'umuzda bizi takip özelliğini yaptık. Peki drone'un bir şekilde kumandayla bağlantısı kesildi. Drone nereye gidecek? Home point'e. Peki siz kalktığınız yerden 1 kilometre ötedesiniz. Drone ne yapacak? 1 kilometre geriye doğru gidecek. Bu ayarda kumandaya doğru gel dediğinizde drone kumandaya doğru geliyor iniş yaptığında. Yani home point'e bastığınızda da aynı şekilde. Bir bağlantı koptuğunda da drone'un kumandası en son neredeyse oraya geliyor. Yine aynı ayarladığımız yükseklik ayarlarına çıkıyor. Ve oraya geldikten sonra iniş yapmaya başlıyor. Bu ayarları yapmak için update home point'e tıklıyoruz. Mevcut senaryomuza göre drone'un home point'ini tekrar belirliyoruz. Sağ üstte bulunan kumanda işaretine bastığımızda home point otomatik olarak kumandanın son konumuna ayarlanır. Bunların haricinde farklı senaryolarda da drone'u güvenli bir yere indirmek isterseniz buradan home point'i dilediğiniz yere çekebilirsiniz. Burada önemli olan dikkat etmemiz gereken şey nereden kalktığımız ve drone'la uçarken hareketli olacak mıyız, olmayacak mıyız? Ona göre bu ayarları değiştirebiliyoruz. Altıncı olarak uydulara bağlanmayı bekliyoruz. En az 10 tane uyduya bağlanmasını bekleyin. Ondan sonra kalkışa geçin. Bu aletler GPS ile uçtukları için havada altitütlerinin nerede olduğunu, yüksekliklerini belirlemek için GPS kullanıyorlar. GPS ile 10 uyduyu aldığında GPS de havadaki tam konumunu belirlediğinde daha sabit, daha güzel bir görüntü veriyor bize. Bu yüzden 10 uyduyu beklemek en sağlıklı olandır. Tüm bunları yaptık. Artık drone'umuz havada ve artık antrenmanlara başlayabiliriz. Drone'u havaya kaldırdık hemen 100 metre ileriye götürelim mi? Bu mantıksız çünkü drone'a daha alışmadık. Drone'a alışmamız için 5 metre yüksekliğe getirdikten sonra ilk olarak sağ stick sağa sola ileri geri hareketlerini yapar. Sol stick ise yukarı aşağı ve kendi ekseni etrafında dönme hareketlerini yapar. Evet, artık drone'umuza alıştık ve bol bol uçuş yapabiliriz. Buradan sonrası bol bol antrenman yapmak. Unutmayın ki en iyi uçuyorum dediğiniz an en fazla risk aldığınız andır. Görüşmek üzere. Geri gidiyorum Alpa. Git abi serbest. Tamam, biraz sağa. Evet, biraz sol gidiyorum. Tamam. Tamam, yükseliyorum. Evet, arkam serbest. Arkam serbest, tamam. Merhaba. Merhaba kardeş. Şey, drone mu? Böyle yaklaşmak da güzel. Abi adamın şeyi gördüm ya. Arkadaşlar. Ulan abi bir dakika. Abi ben ilk elden periyim.